6 Şubat'ta yaşanan felaketler silsilesinden sonra bir felaketin daha önüne geçmek için toplandık. Burada yaşam alanına yakın bir yerde moloz dökülüyor. Bu uygulama bir halk sağlığı tehdididir. Baştan beri söyledik ettik. Burada moloz dökümü istemiyoruz. Yerleşim yakınlarına bu kadar yakın bir yerde moloz dökmek buradaki halkın canını içe saymaktır. Bunca felaketten sonra bir felaket daha istemiyoruz. Ve burada bir yaşam nöbeti başlatma kararı aldık. Bu moloz döküm alanı buradan kaldırılana kadar biz burada her gün yaşam nöbetine başlayacağız. Buradan bütün kamuoyuna da duyurulur. Kapım. Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerde resmi rakamlara göre 43 binden fazla canımızı yitirdik. Depremden sağ kurtulan halkın acil ihtiyaçlarını karşılamakta çok geç kalan, geçici barınma sorununu depremin üzerinden 2 aya yakın zaman geçmesine karşın ağırdan alan devlet kurumları enkazların kaldırılması konusunda inanılmaz bir acelecilik sergilemektedirler. Depremin yıkıcı etkisiyle oluşan enkazın bilimsel yöntemlere aykırı şekilde kaldırılması ve molozların boşaltılması faaliyetleri nedeniyle geniş çaplı ve ciddi halk sağlığı riskleri ve ekolojik yıkımlarla karşı karşıya kalınılmaktadır. İçin kesin kanserojen anlamına gelen grup 1 içerisinde listelenmiştir. Enkaz kaldırma çalışmaları bu şekilde sürdürülmeye devam ederse Samandağ halkı 10 sene sonra asbestozis, akciğer kanseri, akciğer zarı kanseri gibi yeni sağlık sorunları ile karşı karşıya kalacaktır. Onlara yönelik yapılan çalışmaların tüm ekosisteme etkileri dikkate alarak yapacakları çalışmalar yerel halkın onayına sunulmalıdır. Enkazın ne zaman kaldırılacağına ve nerede depolanacağına Samandağ halkı karar verecektir. Kalıcı depolama alanları halkın onayından geçtikten sonra tekrar başlatılacak olan enkaz kaldırma faaliyetlerinde aceleciliğe son verilmeli, bilimsel yöntemlerin ve tüm yönetmeliklerin titizlikle uygulanılması sağlanılmalı ve kuralsız uygulamalar cezalandırılmalıdır. Taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışan bu zihniyete karşı her zaman mücadele edeceğiz. Biraz önce arkadaşlarımız taleplerini dile getirdi. Bu moloz döküm alanları zaten sizin kendinizin ekolojik bir şekilde moloz kaldırma yasalarınızla birlikte olmalı. Siz kendi yasalarınıza karşı çıkıyorsunuz. Normal şartlarda zeminlerde asbest filtreli betonlu kaldırma alanları yapmanız gerekiyor. Depremin birinci gününden bu yana kadar her alanda ihmal edilen Samandağ halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler hane hane, ağıt ağıt, acı acı Samandağ halkının yaralarını dayanışmayla nasıl sardıysak bu ekmek kırıntılarını halının altına itmeye çalışan zihniyete karşı da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu böyle bilinmelidir. Moloz arsızla Samandağ arasında araziye dökülüyor. Evet ama olmaması gerekiyor. Araziye, boş araziye dökülüyor. Boş araziye bile dökülmüş olsa. Ne yapalım dedi, ne yapalım? Ne yapılacak? Şu anda geçiyor. Kolonu sağlarının yapılmasına başlıyor. Hanımefendi, şu anda bir işlem yapılıyor. Şu anda duruyorsanız. Alakası yok. Bu işte ilgilenen bütün uzmanlarla görüşüldü. Ve ortak fikir şu. Bir an önce durdurulsun, kalıcı alanlar yapılsın, enkazın kaldırması aciliyeti yok. Çadır yetişmedi daha bu bölgeye. Ben de planıyorum ki kaldırıldı. Bozulun etkin alana kadar bir zaman. Karşıya demek istediğim şeyler şu, bu molozlar depremin ilk günlerinden itibaren buralara, yerleşim alanlarına yakın yerlere dökülüyor. Ve bu özellikle yanındaki çadır kentle alakalı söylemek istiyorum, insanları ciddi bir şekilde tehlike altına sokuyor. İnsanlardan yana etraftaki canlıları da etkiliyor.
Biz bunların buradan çıkarılmasını, tozlar yayılmadan çıkarılmasını talep ediyoruz. İnsan hayatının tehlikeye atılmamasını talep ediyoruz. O yüzden burada toplandık. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bu molozların dökülmesi sonucu, daha doğrusu işte ayıklanması sürecinde filan çıkan asbest nedeniyle kanserler oluşuyor. Benim öğrendiğime göre sadece bir kez karşılaşmak bile kanser olma riskini 5 kat arttırıyor. Bu çok korkutucu bir şey. Bu depremde ölmeyen insanların çok kısa sürede, bu sefer sürünerek çok daha kötü koşullarda ölmesi anlamına geliyor. Maalesef bir kez daha bilimsel yöntemleri de kullanmıyorlar. Bir kez daha ölümle bize mahkum ediyorlar. Depremde yaptıkları gibi şimdi bu sefer de molozların kaldırılması sürecinde bizi ölüme mahkum ediyorlar. Talebimiz, yani bununla ilgili bilimsel çalışmalar var. Filtreleme sistemleri varmış, depolama sistemleri varmış. Ona göre kaldırılması gerekiyormuş. Ben bu konuya vakıf bir insan değilim. Ama bu alanda çalışanlar zaten yol gösterecektir. Bilimsel çalışmaları bu alanda çalışan insanlarla temas kursunlar. Onların söyledikleri şekilde yapsınlar bu moloz kaldırma işini. Ama o zamana kadar eğer şu anda bunu yapamıyorlarsa da dursunlar, hiçbir şey yapmasınlar. Bizim talebimiz burada kalmak, bizim talebimiz buradan çıkmamak. Yani bizi kimse buradan zorla çıkaramaz ve çıkmayacağız. Biz buradan memnunuz. Yerimiz çocuklar için, alan, her şey güzel. O yüzden biz çıkmayacağız. Molozlar durdurulsun ama biz buradan çıkmayacağız. Molozların buradan kaldırılmasını istiyoruz ve buradan biz çıkmayacağız. Devlet hattı onunla hal afş aleyna. İni esse dahilü külşi sarfina esse tathattı onunla hal mara. Onahna vatanna bednehu. İndal kaydın fi sektin. Tabi merdana. 4 ameliyat yapıyor. Çadırda yatıyor. Mabaddi şey, biz şunu adına tuttu, onunla bir toprakla.